Teşekkür ediyoruz orkestramıza güzel sesinden dolayı. Şimdi 3. sınıf öğrencilerinin hazırladıkları Zordur Oğlum Zordur adlı rondo izleyeceğiz. Zordur oğlum zordur.
teşekkür ediyoruz minniklerimize. Evet, şimdi duygusal bir şiirle Nisa Gül karşınıza geliyor. Sol Yanım şiiriyle sizlerle. Merhaba anne, yine ben geldim. Merak etme, okuldan çıktım da geldim. Anneler de babalar gibi merak eder mi bilmiyorum ama Ali, okula gitmezsem annem çok kızar, merak eder demişti de onun için söylüyorum. Geçen hafta öğretmen sağ elinde sarımsak, sol elinde soğan dedirte dedirte öğretti sağımı solumu. Ben biliyorum artık anne, sağım neresi, solum neresi, arayan yanımın neresi olduğunu şimdi iyi biliyorum anne. Geçen geldiğimde şuram acıyor, işte şuram demiştim de bir türlü söyleyememiştim ki acıyan yanım anne. Bak şimdi söylüyorum, şuram işte, sol yanım çok acıyor anne. Hem de her gün acıyor anne, her gün. Dün sabah annesi Ayşe'nin saçlarını örmüştü. Elinden tutup okula getirdi. Yakası da dertlendi. Zil çalınca öptü, hadi yavrum sınıfa dedi. Ben de ağladım, ağladım işte utanmadım. Öğretmen ne oldu dedi. Düştüm, dizim çok acıyor dedim. Yalan söyledim anne. Dizim acımıyordu ama sol yanım çok acıyordu anne. Babam ördü ama onun gibi de olmadı. Saçlarını da istedim. Ben bilmem bir kızım dedim. Bari okula sen götür dedim. Kızım istedim. Ben de bana dedim ağladım. Kızım ekmek dedi babam. Bu ama okula giderken yine ağladım. Herkesin çorapları bembeyaz. Benimkiler gri gibi. Zeynep annem beyaz ora kendince uçur kapmadan yıkıyormuş dedi. Doğum eksini birlikte yıkıyor. Kaçıp sana geldiğimi. Duyarsa kızmaz ama çok üzülür. Biliyorum. Kim bozuyor toprağını? Çiçeklerini kim koparıyor? İzin verme anne. Ne olursun toprağını el sürdürme. Eve gidince aklıma geliyor. Bir de bunun için ağlıyorum anne. Bak kavanoz yanımda. Toprağından bir avuç daha alayım. Biliyor musun anne? Her geçimde aldığın topraklarını şu kavanozda biriktirdim. Üzerine de resmini yapıştırıp başucuma koydum. Kimseye söylemem anne. Bazen de konuşuyorum onunla. Ne yapayım? Seni çok özlüyorum anne. Ha, unutmadan. Öğretmen, yarın anneye anlatan bir yazı yazacaksınız dedi. Ben babama yazdıracağım. Öğretmen anlar çok güzel ama bana ne? Kızarsa kızsın. Ben seni hiç görmedim ki. Neyi? Nasıl anlatacağım? Senin adın geçince hiçbir şey yutamıyorum. Dayanamayıp ağlıyorum. Toprağını öpeyim anne. Sen de rüyama gel beni öp. Sen rüyama gelmeyince sol yanımın acısıyla uyanıyorum anne. Sol yanım acıyor anne. İşte tam şurası. Sol yanım çok acıyor anne. Seni çok özledim anne. Çok. Evet, sizi bilmem ama ben dinlerken gerçekten sol yanım acıdı. Allah analarımızı babalarımızı başımızdan eksik etmesin. Tabi ahirete intikal etmiş analarımız babalarımıza buradan rahmet diliyoruz. Evet, şimdi tamamen duygusal bir olay gerçekleştireceğiz. Hüseyin Hocam. Her sene olduğu gibi açık artırmamız var şu an. Tabi bu açık artırmada elde edilen gelir okulumuzun tüm ihtiyaçlarını karşılamakta. Sizden ricam aralarda çocuklar gezecek. İnşallah küçük veya büyük mevlada yine bizlere ulaştırırsanız okullar az veya çok farklı bulunmuş olursunuz. Evet, her sene olduğu gibi koçumuz geliyor şu an. Koçumuzu alkışlarla buraya alacağım bir sene. Thank you.
Evet, tam Özgür Elektrik'in anonsunu edecektim ama nazar yedi sanırım. Özgür Elektrik'e ışıklandırmadan dolayı teşekkür ediyoruz. Evet, bu sene kolimiz küçük ama içindekileri inşallah büyük olur. Temennimiz o. Evet, bana yardımda bulunmak üzere Bayram Teskin Balık hocamızı da buraya davet ediyorum. Evet, koçumuz inat etti. Çıkmıyor sanırım. Evet, açık artırmayı başlatıyorum. Tabi protokolümüzden başlatmak zorundayım. Aklarına sığmıyorum şu an. Evet. Saatimiz kuruldu sanırım. Saatimiz ayarlandı. Saatimiz çaldığı anda en son parayı bağışlayan kişimiz de kalıyor koç. Evet, sayın vekilim, sizden başlatmak zorundayım. Kusuruma bakmayın. Saatimiz 5 dakika mayarlandı. Açılışımızı müdürümüz yapıyoruz bunu. Ahmet Ara Hocam'dan başlatıyorum. Evet, okul müdürümüz Ahmet Arı'dan 100 lira teşekkür ediyoruz ve açık artırmamız başladı. Evet, aralarda öğrencilerimiz dolaşıyor. Onlarla ulaştırabilirsiniz bize bağışlarınızı. Koçumuz sahnenin önünde görüyorsunuzdur.